Asgari ücret görüşmelerinin başlamasına kısa bir süre kala, herkes 2023 asgari ücret miktarının ne olacağını merak ediyor. Peki refah payı ile birlikte asgari ücret kaç lira olacak? Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan vergi uzmanı Muhammed Bayram şu ifadeleri kullandı. Sene sonu itibariyle en az enflasyon kadar bir artışın yapılması bekleniyor. Devletin çeşitli çevrelerince sıklıkla dillendiriliyor. Çünkü bu dönemde hayat pahalılığı enflasyon altında sabit, dar gelirli, orta gelirli bayağı ezildi. Asgari ücretin belirlenmesine 2 ay kaldı. Ancak şimdiden rakam tahminleri yapabiliyoruz. O da şöyle ki, sene ortasında asgari ücrete yapılan %30'luk zam ara bir zamdı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu gibi geçici bir önlemdi. O dönemde %42'lik bir enflasyon varken %30'luk bir artış yapıldı. Yani asgari ücretlerin 2022'nin ilk 6 ayında alacağı %12'lik bir fark var. Geçen ay sonu itibariyle de enflasyon %52 olarak açıklanmıştı. Buradan bakacak olursak da %22'lik bir fark var. Yani %22 plus bu sene son 3 ayın çıkacak enflasyonu kadarlık bir enflasyon ortaya çıkmış olacak. Bu tutarda %35, %40 o civarlara tekabül ediyor. En az %40'lık bir artışla 5500 lira olan asgari ücret 7700'ler seviyesine geliyor. Daha önce enflasyonist ortamlarda sosyal refah payı düzenlemesi yapıldı. Bu enflasyon toplu iş sözleşmesine asgari ücret tespit komisyonunun aldığı tutarların üzerinde bir tutar belirleniyor. Burada %40'lık bir enflasyon artışı ile beraber asgari ücret 7700 liraya gelecek. Sosyal refah payı düzenlemesi ile de 8000'ler seviyesine geleceğini tahmin ediyoruz. Milliyet yazarı Abdullah Karakuş'a konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, asgari ücret artışı ile ilgili şu ifadeleri kullandı. Burada yapılacak şey, fiyat artışlarının karşısında vatandaşımızın alım gücünü artıracak tedbirlerin ortaya konulması. Klasik bir klişe ama bunu yapıyoruz. Hükümetin önceliklerinden birisi enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmemek. Bunun için neredeyse her bakanlar kurulundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız alınan tedbirleri açıklıyor. Geçtiğimiz sene biliyorsunuz asgari ücret bir yıl içerisinde 2 kez yükseltildi. Şimdi de yıl sonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecek. İnşallah asgari ücretli emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş.